Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size turuncu kuş masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok da eski olmayan zamanlarda bir turuncu kuş varmış. Bu turuncu kuş annesi, babası, öğretmenleri, arkadaşları ve büyük 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 annesi ve büyük büyük babasıyla birlikte ormanda iyice karamaya çıkmışlar. Herkes ormanın bir yerine dağılmış. Kuş da uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gözü hep aşağıdaymış. Acaba aşağıda yiyecek bir şeyler var mı diye. Bir de ne görsün? Aşağıda bir ağacın dibine dökülmüş bir sürü çilek varmış. Hemencecik oraya konmuş. Meğer o çilekler tuzakmış. Bir kuş avcısı turuncu kuşları avlamak için o çilekleri oraya koymuş. Ama turuncu kuş ne bilsin bunu? Birinci bir tane yemiş böyle afiyet yemiş. Oh, ikincisini yemiş. Tam üçüncüsünü yerken birdenbire kafesin kapağı ram diye kapanmış. Turuncu kuş çırpınmış. Sağa çırpınmış, sola çırpınmış, çırpınmış, çırpınmış ama bir türlü kurtulamamış. Ve kuş avcısı gelmiş. Keyfi de çok yerindeymiş çünkü bir tane turuncu kuş yakalamış. Kafesi almış eline, eve doğru gitmiş ve pis pis de gülmüş. Akşama çok güzel bir yemeğim olacak demiş. Turuncu kuşu kafes içinde eve götürmüş. Kafesi mutfağın bir yerine asmış. Sonra tezgaha geçmiş. Ocağı yakmış. Ocağa tencereyi koymuş. Tencerenin içine yağ dökmüş. Tezgahın üstünde böyle kocaman kocaman şu kadarcık büyüklükte bir tane yaş sesi varmış. Kuş avcısı önce patatesleri doğramış. Sonra havuçları doğramış. Sonra soğanları doğrayıp karıştırmış. Ve ocağın altını kısmış. Bahçeye çıkmış. Turuncu kuş son bir umutla çırpınmış tekrar. Sağa çırpınmış, sola çırpınmış. Ama bir türlü, bir türlü, bir türlü çıkamamış. Ne çıkabilir ki oradan? Ve artık hiç umudu kalmamış. Böyle yan yatmış. Pencereden dışarı izlemiş. Mavi gökyüzünü izlemiş. Daha bir saat önce uçtuğu zamanı çok özlemiş, çok pişman olmuş ama artık işten geçmiş. Bir de ne görsün? Pencerede bazı kuşlar görmüş. Sizce bunlar hangileri biliyor musunuz? Turuncu kuşun annesi, babası, öğretmenleri, arkadaşları, büyük 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 annesi, büyük 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 babası gelmiş. Turuncu kuşa demişler ki, şşş, sakın sakın ses çıkartma, seni kurtaracağız demiş. Turuncu kuş da tamam, ben ses çıkartmam demiş. Ve turuncu kuş uyuyor numarası yapmış. Diğer turuncu kuşlar kendi aralarında tartışmışlar. Acaba biz turuncu kuşu nasıl kurtaracağız diye. Bir tanesi demiş ki, bence bir tane muz kabuğu bulalım, muz kabuğunu yere atalım. Kuş abisi geldiği zaman muza basar ve kayınca yere düşer. Yere düşünce biz ne yapacağız? Turuncu kuşu kurtaracağız demiş. Öğretmen demiş ki, iyi de akıllım, muzu nereden bulacağız? Bu çok mantıklı gelmedi bana. Büyük 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 anne demiş ki, buldum. Baksana demiş, tezgahın üzerinde kocaman bir yağ şişesi var. Eğer biz o yağ şişesini yere dökmeyi başarırsak turuncu kuşu da kurtarırız. Çünkü adam içeri girdiğinde ayağa kaya yere düşer ve biz de turuncu kuşu kurtarırız demişler. Çok mantıklı demiş herkes. Ve o yağ şişesi nasıl devrileceklerini tartışmışlar. Büyük anne ne çözüm bulmuş. Demiş ki büyük anne, bence biz bir taş bulalım. O taşı şişeye vuralım. Şişe kırılır, paramparça olur demiş. Öyle yapmışlar. Bütün kuşlar toplanmış. Şöyle şu büyüklükte bir tane taş almışlar. Herkes gagasıyla onu taşımış, taşımış, taşımış. Mutfağın penceresinden içeri götürmüşler. Ve tam böyle yağ şişesinin üstünü fırlatmışlar. Yağ şişesi paramparça olmuş. Her yer yağ içinde. Her yer böyle cam kırıklarıyla dolu. Tabii kuş avcısının hiçbir şeyden haberi yokmuş. Kuşlar hemen saklanmış. Kuş avcısı gelmiş. Hatta keyfi o kadar yerindeymiş ki bir de türkü söylüyormuş. O kadar o kadar mutluymuş. Böyle türkü söyle söyle içeri girerken ayağını mutfağa atmış. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adımda adamın ayağı kaymış ve ram diye yere düş. Aa kafam demiş. Aa kolum. Aa
adam demiş. Adam yerde debelendikçe debelenmiş. Ayağı kırılmış, beli kırılmış, kafası kırılmış, kolu kırılmış. Artık yerinde böyle kıpırdamayacak hale gelmiş. Ve kuşlar hemen turuncu kuşun kafesini açmışlar. Turuncu kuşu kurtarmışlar. Kuş avcısı arkalarından bağırmış ama yerinden de kalkamamış. Turuncu kuş çok akıllanmış. Bir daha bilmediği hiçbir yiyeceğini, yemeyeceğine kendi kendine söz vermiş. Ve mavi gökyüzünde uçmuş, 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 uçmuş.